in. Yeah. Mısır, hoş geldin. Ne o sömürge valisi gibi adaya çökmüş oturuyorsun? Senin Amerikalılarla bozduğun dostluğumuzu düzeltmeye çalışıyoruz Hızır. Tanıştırayım, dostum Aiken. Arkadaş CIA'den mi? Hayır. Kendisi çok büyük bir rap şarkıcısı ve aynı zamanda çok büyük bir aktör. Ben seni sadece klasik müzik seviyorsun sanıyordum Münav Bey. Benim ağabeyinden farklı bir yaşım. Ben sadece sevdiklerimi değil, herkesi dinlerim. You bro. I'm a very big fan of you. Appreciate that. Well, I gotta go, guys. I'm gonna leave you guys to it. Bye-bye. Bye bye. Seni çok mutlu gördüm Hızır. Herkese, her şeye rağmen mutluyum. Ziya Bey, zaten otelde buluşacaktık. Niye burada toplanalım diye tutturdunuz ben anlamadım. Ya, tropikal meyve falan ikram etmek için de niye? Herkes otelde İlyas'cığım. Ünal Bey, toplantıdan önce baş başa bir konuşalım istedim. Ben kimim? O ne demek? İlyas. Ben kimim? Ünal Bey'sin. Yani Hızır'ın baş danışmanı. Yani Hızır'ın ben olmadan adım atmayacağı tek adam. Evet, baş danışmanım. Sana danışmak için ta oradan kalkıp ayağına kadar geldik. Söyle bakalım. Biliyorsunuz, bu toplantıyı organize etmek için çok uğraştım. Avrupa'daki bütün bağlantılarımızı bir araya getirdim. Evet, bunu bana danışmıştın. Ben de iyi olur demiştim zaten. İyi olur diye umuyorum. Anlaşılan toplantıda hiç karşılaşmadığım birini göreceğim, öyle mi Ziya? Evet Hızır Reis. O yüzden Ünal Bey dikkatinizi çekmek istedi. Amerikalılar da gelecekler. Amerikalılar derken? Biliyorsunuz, onlarla Türkiye'deki ilişkilerimiz çok kötü. Yani Kıbrıs'ta buluşunca ortada mı buluşmuş oluyoruz Ünal Bey? Aramız mı düzelecek? Aramız düzelecek diye bir şey yok. Ama bu toplantıyı benim terdip ettiğimi bilen Pentagon bu toplantıya bizi de dahil edin dedi. Ne sebeple? Bizim Avrupa'da yapacağımız ticaretten onlara neymiş? Ben de senin gibi düşündüğüm için İlyas'cığım, buyurun katılın dedim. Bu sorunun cevabını bir cezaevinde ya da bir cenaze evinde öğrenmektense hep beraber masada öğreniriz diye düşündüm. İyi yapmışsın Ulan Bey. Sen bir ticaret masası kurmak istiyorsun, bunun da uluslararası olmasını istiyorsun. Tamam.
Olur. Ticaret yapmak isteyen herkes buyursun gelsin. Ama umarım o masada patron olmadıklarını biliyorlardır ve sen bunu onlara söylemişsindir. Tabii ki söylemedi. Biz masada sadece ticaretimizi konuşacağız. Onların söylediklerine kulaklarımızı tıkayacağız. Ve masadaki herkesle birlikte olarak bildiğimizi yapacağız. Masanın patronu sen değilsin demekle masanın patronu olamazsın Hızırcı. Ne dersen patron olurum Ünal Bey. Bugüne kadar bana ne dedin Hızır? Ağamsın, paşamsın. Bugün patron kim? Sensin Hızır. Sensin. Gel bakalım Hızır Ali. Beğendin mi buraları? Alparslan, ne kadar babana benziyorsun. Arabada gelirken sanki o geliyor zannettim. Bu kadar yaşlanmasam arkadaşım sana sarılırdı. Babamla çok yakın arkadaş olduğunuzu dayım söyledi. Ama açıkçası ben sizin bahsinizi daha önce duymamıştım. Ben mevzu bahis edinmemesi gereken adamlardan biriyim. Burada mı yaşıyorsunuz? Hayır. Burada toplanacağınızı öğrendiğim için seninle konuşmaya geldim. Babamla ilgili, eski günlerinizdeki sohbetlerle ilgiliyse amcam da burada. Amcam. Sevmemek için tanışmak istemediğim bir adamdan bahsediyorsun. Evet. Tanışanlar ya amcamı çok sever ya da hemen öldürmek ister. Anladığım kadarıyla eski günleri iade etmek için buluşmadık. Evet Alparslan'cığım. Seninle neden buluşmak istediğini dayın da bilmiyor. Eğer bir şey sorarsa eski günleri iade etmek istemiş dersin. Peki. Ya siz? Ben öyle ihtiyar adamlar gibi eskileri konuşmaktan haz etmem. Seninle geleceği konuşmak için buradayım. Pardon. Alparslan. Bu akşam bir toplantınız var değil mi? Evet. O toplantıda öldürüleceksiniz. Kim tarafından? Amerikalılar tarafından. Onlar buraya uzlaşmaya gelmediler. O toplantının sonunda bütün Avrupa'dan gelen mafya liderlerinin önünde sizleri öldürerek kendilerine itaat etmelerini isteyecek. Bu bilgi size nereden?
ve kim vasıtasıyla ulaştırılır? Devlette kim yoktur Halit? Gayet de vardır. Bakın. Babamın eski bir arkadaşı olarak karşımda oturuyorsunuz. Kimsenin bilmediği bir bilgiyi dayıma değil bana veriyorsunuz. Açıkçası ilk defa öldürülmek istendiğimizi duymuyorum. Sadece kimden duyduğumu bilmek isterim. Bir işin doğruluğu sana verilen kurum adı veya bir rütbeyle mi ölçülür? Peki. Anladığım kadarıyla siz kim olduğunuzu izah etmeyeceksiniz. Babamın eski bir arkadaşı olarak aldığınız bir duyum üzerine beni uyardınız. Teşekkür ederim. Ben müsaadenizi isteyeyim. Zaten gerekli tedbirleri almıştım. Arttırın. Alparslan, bir dakika. Alparslan. Senin baban bizi açık etmemek için kendini feda etti. Siz kimsiniz? Biz eşkıyalara karşı olan fedailerimiz. Sana bir teklifimiz var. Baban gibi feda yok. Uğruna yaşadığın, öldüğün zaman pişman olmayacağın bir amacın olacak. Dayım ve dayım gibilerden farkınız ne? Onlar görevli. Biz fedailiz. Bizim ismimiz, makamımız, mevkimiz, rütbemiz olmaz. Benim bir ismim var. Ve soy ismim. Rahmetli babamın bir fedai olduğunu söylüyorsunuz. Benim babam bir kabadayıydı. Tıpkı amcamlar gibi. Biz buyuz. Bence yanlış birine yanlış bir teklifte bulunuyorsunuz. Alparslan. Şunu al ezberle. Eğer ölmez sağ kalırsan başın sıkıştığı zaman beni ararsın. Thank you.
sana sığmaz. Yersiz yurtsuzca her beni. Mekana sığmazam.